Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış mevsimi yaklaşıyor. Çocuklarımızın kafalarını, kulaklarını koruyacak şöyle harika, tatlı, sevimli bir ejderha ya da timsah, artık ismini ne derseniz daha çok timsaha benziyor sanırım. Bir şapka beri çalışmam oldu. 40 gram yeşil ipten 20 gram da kiremit renkli ip kullanılmıştır. 2,5 numarada tığ kullandım. Gelin hep beraber bu videomuz nasıl ilerleyecek birlikte görelim. Kolay gelsin. Modelimizi sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halka için şu iki parmağımın çevresinde ipimi iki kez dolaştırdım. Şuradan tuttum. Tığımla buradan giriyorum. Buradaki ipimi çekiyorum ve parmağımla burayı tutup bir, iki tane zincir çektim. Başını doluyorum ve bakın halkamın içerisine ve bir seferde çektim. Çakma trabzan bazı yerlerde yarım trabzan da deniliyor. Başını doladım. Aynı noktaya girdim ve ipimi çektim. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Yavaşça dışta kalan ipimi çekiyorum ve halkamı böylelikle kapatmış oldum. 2 tane zincir çektiğim baştaki noktaya tığımla giriyorum. Bu ipimi öne alıp bu ipimi de yürüterek gideceğim. Göz kirliliği oluşmasın diye. Ve ipimi çektim ve şu şekilde yürüttüm. 1 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın. Şu ilk trabzanın tepesi. Şu noktaya tığımla girdim ve çektim. Başını doluyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum ve çekiyorum. Buraya çift batmış olduk. Başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın tepesine bakın. Şu şekilde tepesine girdim ve çektim. Aynı noktaya tekrar giriyorum ve çekiyorum. Çift battık, çift battık. Aynı noktaya iki tane yaptık. Sıradaki trabzanın tepesine tekrar çift. 6 oldu trabzanlarımız. Sıradaki trabzanın tepesine giriyorum ve aynı noktaya çift. Sıradaki trabzanın tepesine giriyorum. Aynı noktaya çift. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10 oldu. Ve sıradaki trabzanın tepesine tekrar çift. İlk baştaki çekmiş olduğum iki zincirin içerisine tığımla giriyorum. Bakın zaten zincir çektiğimiz nokta belli. Girdim ve ipimi yürüttüm. Bakın yuvarlağımız gayet muntazam oldu. 1, 2 zincir çektim. Başını doladım. Sıradaki trabzanın tepesine çift. Bir üst sıraya çıktık. Burada 3. sırayı yapıyoruz şu anda. Çift battım ilk yaptığımı. Başını doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine tek. Yani bir adet battım. Sıradaki trabzanın tepesine çift. Sıradaki trabzanın tepesine tek. Bu sıramızı bir tek bir çift olacak şekilde tamamlayalım. Bir tek bir çift olacak şekilde sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. Çekmiş olduğum zincirin içerisine giriyorum ve ipimi yürütüyorum. 1 2 zincir çektim ve bir üst sıraya geçiyoruz. Hemen sıradaki trabzanımın tepesine çift. Sıradaki trabzanımın tepesine tek. Sıradaki trabzanımın tepesine tek. 2 tek yaptık. Sıradaki trabzanımın tepesine çift. Bu sıramızı 2 tek bir çift olacak şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Bir üst sıradayız. 2 zincirimi çektim. Başını doladım. Ve sıradaki trabzanımın tepesine
Aynı noktaya 2 tane battım, çift. Başını doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine tek. Sıradaki trabzanımın tepesine tek. Sıradaki trabzanımızın tepesine tek. Sıradaki trabzanımızın tepesine çift. 3 tek, 1 çift. Sıradaki trabzanımız birinci tek, sıradaki ikinci tek, sıradaki üçüncü tek ve sıradaki çift. 3 tek, 1 çift olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Ben sizlere anlattığım teknikle fazla vaktinizi almamak adına 15 tek, 1 çift oluncaya kadar şapkamızın tepe noktasını bitirdim. Buraya kadarki olan bölümü kısaca özetleyecek olursak, sihirli halka içerisine 6 tane trabzanımızı yaptık. Birinci sırada her sıraya çift battık, 12 yaptık o sırayı, ikinci sıramızı. Sonraki sırada bir tek bir çift, bir sonraki sırada iki tek bir çift, bir sonrakinde üç tek bir çift, bir sonrakinde dört tek bir çift, bir sonraki sırada beş tek bir çift, ta ki 15 tek bir çift oluncaya kadar aynı işlemleri tekrarladım. Bakın şurası arttırım yaptığımız yerler. Bu arttırım yaptığımız, çift yaptığımız yerler şapkamızın büyümesini ve bombeleşmesini engelliyor. Hemen sizler için mezurayla şu bitiş noktasıyla karşıki noktasının arasındaki mesafeyi ölçmek istiyorum. 20 santim olmuş. Benim yapmak istediğim ölçülere uygun. Şimdi şapkamızın aşağıya doğru bombeleşmesini istiyoruz. En son bağlantı noktama birleştirmemi yaptım ve iki zincirimi çektim. Artık bu noktadan sonra zincir çekmemize gerek yok çünkü arttırma işlemlerimiz olmayacak. Bakın ilk sırada iki çift, pardon, çiftimiz var. Bu sıraya hemen şöyle bir tane trabzanımı yaptım. Tekrar arttırmıyoruz artık. 2 oldu. 3 4 sırayla tüm trabzanlarımın tepesine 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane trabzanımı ördükten sonra sıradaki 2 tane trabzanımı şu şekilde bakın aldım tığımla ikisini aynı anda ördüm ve bu şekilde yürüttüm. Tekrar sıradaki trabzana geldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tekrar ne yapıyoruz? 2 tane trabzanımızın şu şekilde birlikte örüyoruz ve ipimizi yürütüyoruz bu noktada. Yani 15 tek de daha önceki artırımda 15 tek bir 15 tek bir çift örüyorduk ya. Bunda da 15 tane tek örüp 2 tanesini birlikte örmek suretiyle bir tane kesmiş oluyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, 15 tek ve kes. 15 tek ve kes, iki tanesini birlikte örmek suretiyle kestim ve ilk sıramı tamamladım. Bakın hemen ilk sırada bile şapkamız içe doğru kıvrılıp şapka görüntüsünü almaya başladı. Şimdi bir sıra daha kesme işlemimiz olacak. Sonra hep sürekli aynı şekilde devam edecek. Birleştirmemi yaptım.
En sonki kesmemi yaptıktan sonra başını doluyorum ve trabzanıma batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13. Bu sefer 14. Demin 15 tane de bir kesmiştik. Şimdi 14 tane ördük. Ve bakın bununla bunu şöyle yapıyorum. Birlikte alıp ipimi yürüttüm. Bir tane kesmiş oldum. Ve sonrasında tekrar 14 tane örüp bir tane keseceğim. Bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra hiç ne kesme işlemi ne artırma işlemi yapmadan sadece düz bir şekilde en az 5 sıra örün, tekrar görüşelim. Ben sizlere anlattığım teknikte 14 tek örüp 2 sıra kesmek işlemini yaptıktan sonra 5 sıra demiştim ama gözüme küçük geldi. Tam 7 sıra hiçbir işlem yapmadan, arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan sadece yarım trabzanlar yaparak şapkamın çevresini döne döne örerek 7 sıramı tamamladım. Hemen sizler için şu şekilde ölçmek istiyorum. Tam 16 santim olmuş. Şimdi şapkamızın arka tarafında bir kuyruk olacak ve kenarlarında da kulak kısmı detayı olacak. Kuyruk detayı için bakın burası şapkamızı kestiğimiz orta noktasıydı. Tam bu orta noktaya gelmeden önce şu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3 sıra ördüm. 3 zincir ördüm. Sıradaki trabzanıma şu şekilde bir ikili trabzan. Hemen yanındaki sıradaki trabzana tekrar ikili trabzan. Bu baştaki çektiğimiz 3 zinciri de ikili trabzan olarak sayacağız. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir bakalım. Ortalamış mıyız? Şimdi şurası orta nokta olarak düşünürsek 16. İki tane daha yapabiliriz. 18 tane yapalım. ...17... ve 18. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dibine değil, bir sonrakine batıyorum. Ve sırayla tüm trabzanlarımın tepesine birer adet ikili trabzan denk gelecek şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuna kadar geldim. Sıra sonunda şimdi kesme işlemimiz olacak. Fakat kesme işlemini şu kısımda yapmamız gerekiyor. En son ki yaptığımız zincirin tepesine battıktan sonra hemen yanındakine şu şekilde bir tane batıp ipimizi şu şekilde yürütüyoruz. Hemen geriye dönüyorum. Bir zincir
çekiyorum ve buna değil, buna değil, bir sonrakinin tepesine tekrar bu şekilde batıp bir tane sık iğne. Sonrasında yanındakine 2 litre abzan ve devam ediyorum. Orada bir tane kesmiş oldu ve bu kesme işlemini şapkamızın sadece dış tarafında, iç yüzünde değil, tersine değil, dış tarafında yapacağız. Şimdi son bir tane kaldı. Son bir tanenin üzerine batıyoruz ve sadece bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında şu başlangıç noktasının yanındaki trabzanın üstüne bir tane sık iğne ile burayı böyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında bir zincir çekiyorum ve aynen tüm trabzanların tepesine birer trabzan denk gelecek şekilde devam ediyoruz ön yüze kadar. Ön yüzde de aynen bu kesme işlemlerin aynısını yapa yapa bu şekilde bu teknikle 3 tane trabzanımız kalıncaya kadar işlemlerimize devam ediyoruz. Şimdi tersindeyim. Şapkamızın arka tarafındaki kuyruk şeklini şu şekilde azalta azalta bitirdim. İpimi koparmadım. En son şu tarafta kenarlarına sık iğne doldurmak suretiyle bütün boşluklara doldura doldura şu noktaya kadar sık iğneyle devam ettim. Şimdi şapkamızın şu kenarlarında çocuğumuzun kulaklarını koruyacak kulakçık yapacağız. Soğukta rüzgarda rüzgar değmesin, hastalanmasın diye. Şöyle ben göz kararı yapacağım. Bu noktadan başlayıp şu karşıki noktada bitireceğim. Şu noktaya kadar sık iğneyle gelmiştim. Bundan sonrakini ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. 1 2 3 4 5. Demek ki 10 tane yapacağız. Tam orta nokta 5 oldu. 6 7 8 9 10 1 2 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum ve 10 taneyi tekrar üzerlerine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. 2-3 sırada bir keserek istediğim boyutta oluncaya kadar örüp kesip üçgen bir görünüm vereceğim o noktaya. Aynı şekilde en son bittikten sonra devam edip diğer tarafına da aynı kulakçığı yapacağım. Anlattığım yerleri yapın, bitmiş halini hep beraber görelim. Şapkamızın kulak kısımlarını örtecek olan kulakçık bölümlerini yaptım, bitirdim. Her ikisini de eşit olacak şekilde, simetrik duracak şekilde. Sonrasında diğer renkli ipimle şuradan başladım arkadaşlar. Şöyle şapkamızın tüm çevresini fıstık yaparak devam ettim. Hemen fıstık yapmayı bilmeyen arkadaşlar için dolgu yaptım bildiğiniz. Fıstık yapmayı bilmeyen arkadaşlar için göstermek istiyorum. Başını doladım. Bakın buradaki trabzanların deliklerin tepesine bir aynı noktaya tekrar batıyorum. 2 ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine tekrar 2 kez battı çıktı yapıp bir zincir çekerek sıradakine geçiyorum. Tüm şapkamızın çevresini bu teknikle ördüm. Basit bir işlem ama belki bilmeyenler olur diye göstermek istedim. En son şuradaki ilk yaptığımız fıstığın içerisine girip ipimi yürütüyorum.
bir zincir çekip buradan kesip ipimi içeride gizleyeceğim. Şimdi dinozorumuzun, timsahımızın zikzak şeklinde olan sırt ve kafadaki detayları anlatmak istiyorum. Diğer renkli ipimle yapacağım. Şu şekilde hemen sihirli halkamı yaptım. Tığımla girdim, ipimi aldım, parmağımla tuttum. Hemen bir zincirle burayı sabitledim. Sık iğne yapıyoruz. Bir, çok sıkı yapmayın, ipi çekmesi zor olur. İki, ilk sıramızı gevşek yapalım. Üç, dört, beş ve altı. Altı tane sık iğnemi yaptım. Hemen şu dışta kalan ipimi yavaşça çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi delik kapandı. İlk çektiğim sık iğnenin, bakın şurada tepesine tığımla giriyorum. Bu ipimi de gizleyerek devam edeceğim. Ve şu şekilde ipimi yürütüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve 6 tane olan sık iğnemizin her birinin tepesine çift batmak suretiyle 6 tane olan sık iğnemizi 12'ye çıkaracağız. Hemen ilk sık iğnemin tepesine battım. Aynı noktaya tekrar sık iğne, 2 oldu. Sıradaki sık iğnenin tepesine 3, aynı noktaya 4 oldu. Çift çift batıyoruz bakın. Sıradakinin tepesine tekrar çift, 6 oldu. Sıradaki sık iğnenin içerisine tekrar çift sık iğne, 8 oldu. Sıradaki sık iğnenin içerisine tekrar tepesine çift, 10 oldu. Ve sıradaki sık iğnenin içerisine çift ve 12 oldu. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi bakın ilk çekmiş olduğum buraya, bu noktaya tığımla giriyorum. İpimi yürüttüm ve şu şekilde minik bir yuvarlağımız oluştu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hatta iki çekebiliriz. İki tane çekelim. Çıkış yaptığımız üst noktalar belli olsun. Beş tane tek yapacağım sırayla. Şimdi sıradaki sık iğnenin içine girdim. Tek battım. Bir. Sıradakine tek sık iğne. İki. Sıradaki. Üç. Sıradaki. Dört. Sıradaki 5. 5 tane tek yaptım. Şimdi sıradaki sık iğnenin tepesine, bunu da arkada gizleyerek gidiyorum bu arada, çift batıyorum. Aynı noktaya 2 tane. Ve tekrar devam ediyorum. Sıradakine 1. tek, sıradaki 2. tek, sıradaki 3. tek, sıradaki 4. tek, sıradaki 5. tek ve sıradakine çift. Tam denk geldi sayıyla yaptığımız için. Hemen tekrar baştakinin içerisine giriyorum ve ipimi yürütüyorum. 1, 2 zincirimi çektim ve sıradaki trabzanın tepesine tek, 1. tek, sıradaki 2. tek, sıradaki 3. tek, sıradaki 4. tek, sıradaki 5. tek, sıradaki 6. tek ve sıradaki çift. Bu sıramızı 6 tek bir çift olacak şekilde tamamlıyoruz. Bir üst sırada 7 tek bir çift, sonra 8 tek bir çift, ta ki 12 tek bir çift oluncaya kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Ben sizlere anlattığım teknikle şu üçgen görünümlü tırtıllarını yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane arka tarafa kuyruk kısmına, 1, 2, 3, 4, 5 tane de kafamızın yan taraflarına yaptım. Bir de birazcık timsahımıza sevimlilik gelsin diye 2 tane göz, 1 burun, 1 de ağız işlemesi yaptım. Diğer türlü ön taraf çok boş oluyordu. Bu şekilde yaptım. Kulaklarımız da bu şekilde.
Bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.